Gündem dışı üçüncü söz, Denizli'nin sorunları hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'ya ait. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Şeref Arpacı, yaptığı yazılı açıklamayla hazinenin borç stoğunu ve batı kredilerdeki hızlı yükselişi gündeme getirdi. CHP'li Arpacı açıklamasında, Ekim ayında iç borç stoğunun 107 milyar lira artarak 3 trilyona ulaştığını ifade ederek, hazinenin iç ve dış borçları Ekim ayında bir önceki aya göre 207 milyar geçen yılın sonuna göre ise 2.2 trilyon artarak Ekim ayı sonunda 6.3 trilyon liraya kadar yükseldi. Ekim ayında iç borç stoğu 107 milyar lira artarak 3 trilyon liraya ulaşırken iç borcun vadesine kadar ödenmesi gereken faiz yükü ise 473 milyar liralık artışla 4.3 milyar lirayı buldu. Ekim'de dış borç stoğu ise dolar cinsinden bakıldığında 117.1 milyar dolarla yerinde sayarken kur artışı nedeniyle TL karşılığında 100 milyar liralık artış yaşandı. Batık kredilerinde arttığını dikkat çeken Arpacı, bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibini aldığı kredilerse bir haftada 2.1 milyar lira artarak 175.6 milyar liraya kadar çıktı. Bu arada kredi stoğuna oranı düşük olmakla birlikte son haftalarda batık kredilerde hızlı bir yükseliş dikkat çekiyor. Batık krediler son sonuç haftada 5.3 milyar lira arttı. Başta faiz oranları olmak üzere ve kredi koşullarına gidilen sıklaşmanın batık kredi miktarını önümüzdeki aylarda artması bekleniyor. Bu arada bankalar batık kredilerin bir kısmı varlık yönetim şirketlerine sattığı için banka bilançolarındaki batık kredi miktarı sistemdeki toplam batık kredi miktarını tam olarak göstermiyor dedi.